Herkese merhabalar. Sizlerden onlarca, yüzlerce yorum geldi. Hocam dokun sınıfta okula gidemedik. 8'de zaten gidemedik. Pandemiden dolayı dokun sınıfı sanki hiç okumadan 10. sınıfa geçmiş gibi hissediyoruz. Temelimiz yok. Endişeli izlediniz. Bizler de yorumlarınızı okuduk ve sizler için güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Öncelikle ekran, göz ağrısı, yatak, koltuk, pijama, uyuşukluk bunların hepsine hoşça kal diyoruz. Çünkü sonunda okullar açılıyor. İnşallah okullarımıza gideceğiz ve derslerimizi güzel güzel dinleyeceğiz. Fakat geçtiğimiz eğitim döneminde biliyorsunuz ki zorluklar vardı. istikrarsızlık, isteksizlik yani bazen eksiklerimiz oldu. Bizler tabii ki Tonguç Akademi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Ve bu dönemde de mutlaka mutlaka yanınızda olacağız. Dolayısıyla sakin olun biz buradayız. 9'da nasıl sizlere destek olmaya devam ettiysek 10'da, 11'de, üniversite sınavına hazırlıkta da her zaman sizlerle birlikte canlı yayınlarımızla, kitaplarımızla, videolarımızla yanınızda olacağız. Dolayısıyla bizler sizin peşinizi bırakmıyoruz arkadaşlar. Yeter ki sizler çalışmaya devam edin, yeter ki gayretli olun. Şimdi sizlere çok önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz ki üniversite sınavı iki temel kısımdan oluşuyor. YKS dediğimiz üniversite sınavı iki temel kısımdan oluşuyor. TYT ve AYT. TYT 9. sınıf ve 10. sınıf konularından oluşuyor. Şimdi hocam biz 9. sınıfı tam okuyamadan bir de 10. sınıf çıktı. Yani TYT'miz çok zor mu geçecek diyorsunuz? Hayır. Hiç endişelenmenize gerek yok. Düzenli bir çalışmayla, istikrarlı bir çalışmayla TYT'yi cebinize koyabilirsiniz. Ve size çok güzel bir haberim var. Öğrencilerin birçoğu genellikle üniversite sınavına hazırla 12. sınıfta hatta mezun olduktan sonra başlıyor. Ve bu tabii ki bu kadar çok konunun birikmesi öğrencide hedef küçülmesine sebep veriyor. Halbuki Türkiye'de derecesi yapmış birçok öğrenciye baktığımızda, başarılı olmuş birçok öğrenciye baktığımızda temelden başlayıp işini sağlam tutuyorlar ve ardından da 12. sınıfta hayallerindeki üniversiteye kavuşuyorlar. Dolayısıyla sizler de 9. sınıf telafi kampımız vardı biliyorsunuz. 9'dan 10'a kampımız vardı. Oradaki videolarımızı izleyerek, oradaki ödevlerinizi yaptıysanız bir kere 9. sınıf telafi ettik. 10. sınıfa geçiyoruz. 10. sınıfta da zaten Tonguç 10. sınıf kanalı olarak lütfen bize abone olmayı unutmayın. Bizler sizlere her gün canlı yayınlarımızda, videolarımızla, repertuarlarımızla fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, geometri hepsini mükemmel bir şekilde harika bir şekilde göstereceğiz. 11 ve 12'de de beraber çalışarak inşallah hayallerimizdeki okullara, hayallerimizdeki mesleğe kavuşacağız. Şimdi dolayısıyla üniversite sınavına 10, 11, 12, 3 yıl var ve bu 3 yıl içerisinde gerçekten hayatınızla alakalı çok ciddi bir adım atmış olabilirsiniz. O yüzden binlerce kilometrelik bir yolculuk ilk adımın atılmasıyla başlar. Yani yola çıkmadıysan yola çıkmamışsındır ama yola çıktıysan artık ilk adım attıysan esasında ...yarısını bitirmişsin demektir. Niye? Çünkü başlamak bitirmenin yarısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla sizler de üniversite sınavının hazırlık sürecinde artık bir karar vermelisiniz. Demelisiniz ki ben bundan sonra yaptığım her bir çalışmayı, her bir gayreti... ...ileride gireceğim üniversite sınavı için disiplinli bir şekilde yapacağım. Yani ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki edebiyat mı çalışıyorsunuz, Türkçe mi çalışıyorsunuz? Burada yaptığınız soruların, burada yaptığınız notların, çıkardığınız notların, yazıların... ...ileride üniversite sınavında da lazım olacağını düşünerek daha güzel, daha temiz not tutun. Daha dikkatli soru çözün. Yani ya işte onun sınıfı bitecek sonra on bir var, on iki var. Hayır hayır. Emin olun üniversite sınavını ikinci, üçüncü girişinde çalışan, kazanan öğrenciler hep böyle bir iki yıl önce yazdığı notlardan bile çalışabiliyorlar. E o zaman sen de birkaç sene sonra üniversite sınavına gireceksen şimdiden notlarını düzenli bir şekilde tutarsan, şimdiden çalışmalarını düzenli bir şekilde yaparsan ileride on ikinci sınıfta hayallerindeki üniversiteye rahatlıkla girmiş olursun. Size az önce söylemişim bir kez daha söylüyorum derece yapan öğrencilerin daha önceki yıllarda çalışmalara başladığını biliyor muydunuz? Yani derece yapan öğrenciler genellikle 9. sınıftan 10. sınıftan itibaren düzenli bir şekilde çalışmaya başlıyorlar. Bakın düzenli diyorum. İnanılmaz yoğun bir şekilde değil. Düzenli bir şekilde çalışıyorlar. Yapılması gerekenleri bitiriyorlar. Dersi derse dinleyerek, ders sonrasında özel gayretler göstererek ve soru çözerek yani çünkü size sınavda test çözecekler arkadaşlar. Gireceğiniz sınavda size verecekler bir deneme sınavı üniversite. Hadi bakalım bu soruları çözecekler. Dolayısıyla sizler şimdiden bol bol soru çözmeye kendinizi alıştırırsanız hayallerinizdeki üniversiteye, hayallerinizdeki başarıya ulaşırsınız. Şimdi dersi dikkatlice dinlediğimizde, konu tekrar yaptığımızda, düzenli soru çözdüğümüzde ve denemeler çözmeye başladığımızda zaten başarı bizi bekliyor arkadaşlar. Peki hocam biz 10. sınıfta yapacağız? 10. sınıfta öncelikle şunu söyleyelim. Bizler zaten Tonguç Akademi 10. sınıf kanal olarak sizlere az önce söylediğim gibi tüm derslerde canlı yayınlarla, videolarla destek olacağız. Ama sonrasında sizlere mutlaka diyelim ki kendi dersim için söylüyorum. Edebiyat dersinde öğrendiğiniz konuyla alakalı konu tekrarınızı sıfırdan kitaplarımızdan yaparak hemen bununla bağlantılı soruları çözmenizi istiyoruz. Yani sıfırdan serimiz hem matematik dersinde hem edebiyat dersinde hem tarihte, coğrafyada, felsef, e, felsefede de var ama şu anda felsefe dersiniz yok. Fizikte, kimyada sizleri bekliyor. Biyoloji dersinde de sizleri bekliyor. Bunları güzel güzel çalıştığınızda bunları kendi alanınıza göre güzel güzel hallettiğinizde mesela matematiğe bir kez daha bakmak istiyorum. Bakın konuları küçük küçük parçalara bölüyoruz. Yani uku uzun bir konu anlatımından sonra soru değil. Küçük bir parça konu, ardından soru. Küçük bir parça konu, ardından soru. Ve bunların hepsi, aynı zamanda fen lisesi, anadolu lisesi kısımları da var. Hepsi uzman hocalar tarafından çözmüş durumda. Sıfırdan serisiyle konu anlatımı ihtiyacımızı karşıladıktan sonra... ...ben hocam bol bol soru da çözmek istiyorum diyorsanız... ...bu durumda da aynı yine edebiyat dersine örnek vermek istiyorum. Dinamo Soru Bankalarımız var. Dinamo Soru Bankalarında da arkadaşlar, öncelikle kazanımları veriyoruz. Hocam kazanımlar neden? Çünkü üniversite sınav soruları da... Okul yazıları da kazanımlarla hazırlanıyor. Kazanımlardan hazırlanan örnek sorular, rehber sorularla, ardından da gelen dört soruluk testler bölümleriyle konu işliyoruz. Sonrasında tarama testlerimiz var. Tarama testlerinden sonra yine konunun diğer bölümleri. Bu şekilde te tarama testlerinden sonra tekrar testlerimiz var. Tekrar testlerinden sonra da ÖSYM tarzı soruların olduğu giriş testlerimiz var. Bu ÖSYM tarzı sorular üniversite sınavında da bu konular çıkıyor sonuçta. Onlara bağlantılı sorular sorduk. Sonrasında da yazılı sorularımız var. Yazılı sorularını da çözdüğümüz arkadaşlar takılabiliriz. Bunların da çözümü yine uzman hocalar tarafından sizlere yapılıyor. Dinamo serimizde de yani dinamo edebiyatta, dinamo fizikte, kimyada, biyoloji, tarih, coğrafya, matematikte de yine aynı mantıkla sizlere sorular üzerinden bol bol tekrar yaptırıyoruz. Dolayısıyla konu anlatımı için sıfırdan serimizi, soru bankası için dinamo serimizi kullanabilirsiniz. Bunları Tonguç mağazaya ulaşarak iyi butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tonguç mağaza biliyorsunuz bizim resmi sitemiz ya da e, kırtasiyelerden Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız ama sizin önce hayal etmeniz istemeniz gerekiyor. Şuna inanın. Ben doktor olmak istiyorum, ben mühendis olmak istiyorum, ben avukat, ben öğretmen, ben yazılımcı, ben futbolcu fark etmez bilmiyorum. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir arkadaşlar. Yeter ki isteyin ve bunun için de İstediğiniz belli edin. Yani dersleri dinleyerek, videoları izleyerek, sorular çözerek bunu belli edin. Emir olun hayallerinizden çok daha güzel e, başarıları elde edeceksiniz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.